Çinlerler Mahallesi'nin şehir ormanımızda 270 dönüm bir mekan var burada. Ara ara acı meyveler var. Elma, armut, kiraz gibi. Kestane. Kestane. Onların bulup, tespitini yapıp onların aşılama işlemlerini yapmaktayım. Bunları niçin yapıyoruz? Bunları gelecek kuşaklarımız, gelecek nesillerimiz, gelecek çocuklarımız artık bir elmanın hangi ağaçta elma ağacını görmez olduğu, bir kiraz ağacına çıkıp böyle arkadaş ortamında bir kiraz yeme işlemini yapmıyorlar. Hep hazır alıyoruz. İstiyorum ki burada yürüyüş yapanlar, doğada yürüyüş yapanlar, gezenler, sporlarını yapanlar, bisikletine binenler buradaki meyvelerden, çeşitli meyve ağaçlarından, dalından koparsınlar. Dalından elmayı bir dalında yesinler. Umumi alan olduğu için herkesin istifade edebileceği bir mekan olması sebebiyle inşallah onlara güzel bir hizmet sunmayı hedefliyorum. 2012 yılından beri hobi olarak bunu yapmaktayım. Emekli olmadan da kırsal bölgede, ilçe merkezinde görev yaptığım için ilçe merkezindeki umumi alandaki meyve ağaçlarına sürekli böyle baktım. Acı olan meyveler vardı. Orada başladım bu işe. Hobi olarak orada da yaklaşık 200'ün üzerinde meyve ağacı aşılamam programım oldu. Oradaki elmalar, armutlar, kirazlar büyüdüler. Meyve veriyorlar. Meyvelerini oradaki yerleşim halkı, mahalle sakinleri yiyorlar. Bazen bana telefon ediyorlar. Seviniyorum. Senin aşılamış olduğun elmalardan yiyoruz, eriklerden yiyoruz, kirazlardan yiyoruz diye. Yani bu güzel bir duygu benim için. Tamam. Yaklaşık 200'ün üzerinde burada da çeşitli meyvelerimiz, her türlü meyvelerimiz var. Elmasından, kayısından, eriğinden, kirazından, vişnesinden, hatta hünnapına kadar var burada. Limon ağacım bile var. Zeytin ağacımız var. Tabii ki küçük bazı yerlerdekiler, bazı şeyler ama fakat neticede bugün dikmezsen yarın büyümezler. Yani bugün dikeceğiz, yarın büyüyecekler. Ve aşılayacağız ve gelecek nesiller bunları istifadesine sunacağız inşallah. Kökten kendisi yetişme acı olarak. Biz baktık ki bunun meyve ağacımız acı gövdesi var. Bunu kestik yarısından.